Şarkıcı değil o. Sana demedik, süslü bebeğe dedik. Dediğimi yapsın yoksa bozulurum. Bozul bakalım. Uyma şunlara Murat. Sen karışma Lale, çekil geriye. Çalış şu zımbırtını hadi. Sana çal dedim ulan! Şimdi görürsün. Sol yumruğunu süründürür, sağ yumruğunu öldürür evelallah! Murat babasına çekmiştir kavgacılıkta, babasının oğludur! Ah şöyle, kardeş kardeş oturun orada! Hepinize söylüyorum! Bir daha bana sarhoş diyen olursa yumruğu tepesine indirir, çivi gibi yere çakarım adamı! Kim bu herif ya? Ali Reis, Murat'ın babası. Var mısınız bir şarkı daha? Yeter artık, sana uyarsak sabaha kadar şarkı söyletirsin bize. Fena mı yani? İleride meşhur gazinocu olursam, o zaman da ben nazlanırım. Lale de şarkıcım olur. Hadi ulan, Lale'nin babası çok zengin, çalıştırır mı hiç? Biz her şeyden evvel arkadaş değil miyiz? Birbirimiz için her şeyi yapacak değil miyiz? Hani ettiğimiz yemin? Yeminimiz yemin, ölünceye kadar bu arkadaşlık devam edecek. Kötü günlerde birbirimizin yardımına koşacağız. Arkadaşlık uğruna canımızı bile feda edeceğiz. Nerede olursak olalım, her sene aynı gün burada buluşacağımıza yemin ederiz. Yemin ederiz, yemin ederiz. Babam evde yok galiba. Evde değilse nerededir? Meyhanede. Neden çok içiyor baban? Hiç sormadım. Ama biliyorum. Neden? Annemin acısı çöreklenmiş içerisine. Kaç geceler onun resmini karşısına alıp ağladığını gördüm. Çok mu severmiş anneni? Pek çok. Bebekmişim annem öldüğü zaman. Babanı çok seviyorsun değil mi? Canımdan çok. Hey çocuklar! Sallanın biraz! Balıkçılık dersi için bekliyorum. Geliyoruz! Gördün mü? Baban verdiği sözü unutmamış, hadi! Babanız sizi istiyor küçük hanım. Biraz sonra gideriz olmaz mı? Hemen gitmemiz lazım. Babanız çok kızgın. Sizi derhal eve getirmemi emretti. Bakıyorum, Lale'den ayrılınca neşen kaçıyor. Neden öyle oluyorum baba? Birbirinize alıştınız da ondan. Her seferinde o büyük araba Lale'yi alıp kaçıyor. Sanki bir canavarmış gibi geliyor bana. Asıl canavar o arabanın sahibi evlat. Şoföre de kızma. Emir kulu zavallı. Lale'nin babasını tanımıyorsun ki sen. Neden canavar dedin? Tanımaya lüzum yok. Öylelere birbirlerine benzer.
Sanki tornadan çıkmış gibi. Bir bok zannederler kendilerini. Bunları Lale için söylemiyorsun değil mi? Söylersem ne olur yani, kavga mı ederiz? Babamsın benim. Gel yanıma oğlan. Baban da olsam laf söyletme. Lale iyi kız. Ben de annen için kimseye laf söyletmezdim. 5 dakika ayrı kalsam içim kararırdı. Bakalım yüreğin gibi bileğin de sağlam mı? Bugün daha iyisin. İdmanlıyım baba, dövüştüm. Ben de. Bak evlat, paramız filan yok ama daha kıymetli 2 şeyimiz var. Biri gururumuz. Biri de yumruğumuz. Kusura bakma baba. Boynuz kulağa geçermiş. Geçmek için de tam 10 sene bekledi, unutma. Unutulur mu hiç baba? Hayatımızın en güzel yıllarıydı. Her sene bugün arkadaşlarla buluşuyoruz. Buranın güzelliklerine doyamıyorum. Benim doyamadığım sensin. Her an güzel bir laf bulursun. Bulmuyorum, içimde binlercesi saklı. Bu gece geleceksin değil mi? Elbette. Ne o, yoksa bir şey mi dedi? Yok, hiçbir şey söylemedi. Bugünlerde çok sinirli. Keşke daha müsait bir zamanını bekleseydik Murat. Beklemeye tahammülüm kalmadı benim. Sabırsız, ne olacak? İpek saçlarında, güzel gözlerinde suç, bende değil. Hayatımın en güzel tarafısın sen. Merhaba çocuklar! Merhaba! Merhaba! Tam zamanında yetiştiniz polis bey. Bu delikanlı beni baştan çıkartmaya çalışıyordu. Merak etmeyin. Yakında nikah memurunun önüne çıkartıp ifadesini alırız. Bizim kaçık gelmedi mi? Oh, büyük işler peşinde o. Gazinocular kralı olmayı kafasına koymuş iyice. Kral da olsa gene gelir buluşma günümüze. En romantiğimiz odur. Ha işte. Demek buradaydın sen. Çoktan. Rahatsız etmemek için ses çıkarmadım. Seni pis röntgenci seni! Gel bakalım buraya! Polis bey! Şu iti tevkif edin! O işi zevkle yapardım ama suçüstü yakalayamadım karatayı. Yo yo! Benimle ölçülü konuşun lütfen. Şu anda karşınızda bir müzik direktörü var. Sahi mi? Oldu mu işi? Elbette! Hisseli aile tiyatrosunun müzik direktörü oldum. Patron ne kadar memnun bilemezsiniz. Şüpheniz varsa sizi de davet edebilirim hanımefendi, buyurun. Memnuniyetle. Biz de gelelim. Gelin tabii. Bir de bana kaçık dersiniz. Şunun haline bakın hele. Oğlum ne var bunda gülecek ha? Ne var? Nasıl gülmem? Buranın mı müzik direktörüsün sen? Beğenemedin mi? Şöhret basamakları böyle tırmanları, düdük! Yapma Kemal, üzüyorsun çocuğu. Asıl ben onun haline üzülüyorum. Olsa olsa şu geri zekalının bakıcısı olur. Doğru mu 3000 lira mükafat verilici? Doğru ama imkansız. Herif boş değil. Kütük gibi. Nasılım evlat? Zıpkın gibisin baba. Seni beklerken hazırlandım. Uzun sürdü ha. İlle de şu kravat. 2 saatte bağlayabildim Meredi. Yakışmış ama. Gidelim mi? Durduğumuz kabahat. Marş marş! Hasta mısın baba? Keşke evlat.
Keşke hasta olsam. Sen gidince Ali Reis dedim kendi kendime. Boş kafayla olmaz bu iş. Bir iki çaktım. Sonra gerisi geldi. Kızgın mı? Hiç kızar mıyım sana? Kız biraz. Bozul. Galiba cıvıttım ben. Kim demiş baba? Kimse diyemez. Ama öyleyim işte. Anneni istediğim gün değişmiştim. Karakolda verdiler müjdeyi bana. Ne yapacaksın şimdi? Gitmem lazım. Git be oğul. Böylesi daha iyi. Ben beklerim seni. Karakolda mı? Meyhanede. Bulunmaz bir ortaksın sen. Demir işinde rakiplerimizi perişan ettin. Sayenizde efendim. Birleşmemizden büyük bir kuvvet doğdu. O halde yeni milyonluk işlerin şerefine. Lale Hanım'ın da bize refakat etmesini dilerdim. İçkiyi sevmem Cemil Bey. Anladık onu ama bu telaşın ne senin? Biliyorsun baba, bu akşam... Ha, şu mesele. Özel bir meseleniz var anlaşılan. Ben müsaadenizi rica edebilir miyim? Yok canım, sen yabancımız mısın? Ne yazık ki Lale Hanım için öyleyim. Şimdiye kadar hiçbir davetimi kabul etmedi. Öyle icap etti Cemil Bey. Murat Bey geldi efendim. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Baban? Gel. Şöyle buyurun Cemil Bey, buyurun. İyi akşamlar efendim. Tanıştırayım sizi. Arkadaşım Murat. Babam ve iş ortağı Cemil Bey. Memnun oldum. Babam gelemedi. Onun namına özür dilerim sizden. Tahmin etmiştim. Mutlaka bir köşede sızıp kalmıştır. Şöyle geçelim mi daha rahat edersiniz. Sen de otursana Murat. Evet. Seni dinliyorum delikanlı. Benim için çok önemli olan bir meseleyi konuşmak için sizi rahatsız ettim. Nedir? Allah'ın emriyle kızınızı istiyorum efendim. Benim kızımı mı? Şaşırttın beni. Başka bir isteğin olacağını tahmin etmiştim. Ne gibi? Mesela bir iş kurmak için sermaye... ...ya da sarhoş babanı tedavi ettirmek için para isteyeceğini sanmıştım. Babamdan bahsederken daha dikkatli konuşunuz. Onunla ben meselelerimizi kendimiz hallederiz. Alkolik bir babanın halledeceği mesele değil bu. Babama hakaret etmeyin. Hakaret etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Babanı bu civarda sarhoş diye tanırlar. Babamın kendisini en iyi şekilde tanıttığından şüpheniz olmasın. Sonra... ...konu babam değil... ...kızınızla benim Selim Bey. Ne büyük tezat. Kızımı istemen cesaret değil, bence küstahlıktır delikanlı. Baba, bu tarz konuşmayın lütfen. Gerektiği gibi konuşuyorum. Sarhoş masalarına hizmet edecek kızım yok benim. Yanlış kapı çaldığını açık açık anlatıyorum Murat Efendi'ye. Hakaretlerinize karşılık vermeyeceğim. Kızınıza olan sevgim buna mani. Sizden de bu sevgiye hürmet etmenizi beklerdim. Ama yanılmışım. Demiştim sana. Önemli bir engel olmadığını sen de gördün. Çıldırmışsın sen, sevgimden nasıl şüphe edebilirsin? Sevgi fedakarlık demektir. Baban hiçbir zaman evet demeyecek. Bunu sen de anladın. Ümidimi kırmış değilim. Mutlaka bir çıkar yol bulacağız. Bir tek yol var Lale. Şimdi bu evden beraber çıkacağız. Ya şimdi ya da hiç. Murat, imkansız şu anda. Zaman tanı biraz. Sinirlisin şimdi. Ne olur bana da hak ver. Seninle konuşan nihayet babamdı. Hakaret edilen de benim babamdı.
Geldi benim aslan parçam. Aslanım benim, seni bekliyordum. Beklerken de boş durmamışsın baba. Bulaştılar itler. Yoksa ben durup dururken kavga eder miyim hiç? Neyin var? Gel, gel oturalım şöyle. Gel oğlum. Olmadı baba. Olmadı işte. Üzülme hiç. Biliyordum zaten. Bak evlat, tam üstüm üstündeyim ben. Gidelim basalım eve, alalım kızı. Zorla mı? İyi ama kız istemiyor mu? İsteseydi takılırdı peşime. Şimdi senin acını yürekten duydum baba. Gönül yarası yumruk yarasına benzemiyormuş. İç öyleyse. İç oğlum. Benden fazla senin ihtiyacın var buna. Salla git. İşte orada. Kaçıncı Ali Reis? Hani söz vermiştin? Çanak tuttular bana. Zaten dinamit gibiydim. Patladım. Bu sefer fena patlamışsın. Ne cam ne çerçeve. Dükkan sahibi 3.000 lira zarar ziyan talep ediyor. Ödemezsen hapse girersin. Üstelik kendisinden özür dileyeceksin. Ne? Bundan mı özür dileyecekmişim? Şu molozdan mı? Komiser bey, dosyamı hazırla, hapse girmeye razıyım. Ben razı değilim baba. Zarar ziyanı ben ödeyeceğim. Bu parayı bulacağım. Sayın müşterilerimiz, şahane müzik ziyafetimizden önce sizlere bir heyecan fırtınası takdim ediyoruz. Dünya şampiyonu Karabomba'ya 3 dakika dayanabilecek tam 3.000 lira mükafat alacaktır. Aranızda manga yürekli, demir bilekli bir baba yiğit yok mu? Karabomba'ya karşı çıkacak bir delikanlı arıyoruz. Yok mu? Var. Delilik etme. Herif kaya gibi. İntihar etmek istiyorsan o başka. Ben 3.000 papeli istiyorum. O kadar lazımsa ben bulurum sana para. Hayır. Karışma, çekil önümden. Thank you.
İçeride sormadın Murat. Parayı nereden buldun? Merak etme. El etek öpmedim. Kimseye boyun eğip borç istemedim. O kadar para yoktu sende. Nasıl buldun evlat? İkimizde de tükenmeyen şeylerle baba. Gururumuz ve yumruğumuzla. Seyahate çıkmak istemiyorum baba. Ne olur beni affedin. Son sözümü söyledim ben. Bana karşı gelecek kadar şuursuzlaşmadan herhalde. Heh. Ortağım, tam zamanında geldi. Peki ama onun ne işi var? Cemil Bey de bizimle gelecek. Konuşmak istiyorum delikanlı. Kimsin sen? Menajerim. Boks menajeri. Sağ yumruğun çok kuvvetli delikanlı. Şimdiye kadar hiçbir bokserde görmediğim kadar kuvvetli. Doğuştan şampiyonsun sen. Bana evet dersen şöhret yaparım seni. Şöhretle beraber para da gelir. O zaman elde edemeyeceğin hiçbir şey kalmaz. Kabul mü? Yeter Murat, hazırsın abi. Heyt! Rakibi de hazır. Kendisine hastanede yatak hazırlatmış. Büyük konuşma şimdiden. Maç gününü bekle. Ah, bir de Lale yetişebilse maça. Lale ile aramızdaki mesafe çok açıldı. Yetişemez artık. İndir yumruğunu yoksa ben indireceğim. Dur Ali abi, otur, sırası var onun abi, otur sen. Thank you.
İşi fazla uzatma. Nefesli görünüyor. Şimdi indiririm. Fazla sokulma. Bırak üstüne gelsin. Soluna dikkat et. Hadi. Niçin buradasın? Neden odaya gelmedin? Çekindim. Murat'ı değişmiş gördüm. Gözlerinde bambaşka bir ifade vardı. İçime bir korku girdi Kemal. Saçmalama! Aranızdaki manasız kırgınlık bitsin artık Lale. Seni ona götüreceğim. Ama Kemal... İtiraz istemem. Şampiyon tebrik bekliyorum. Şampiyonun şerefini içelim abi! Size bunu takdim edebilir miyim? Sizden bir imza rica etsem. Nereye? Buraya. Hadi. Çıldırmış bu karılar be. Neredeyse çocuğu yiyecekler. Doymak da bilmezler. Ben böyle kaç şampiyonun yenildiğini gördüm. Benim arkadaşım kolay lokma değildir evvelallah. Hiçbir zaman fazla uzatmamışım. Bir imza da ver rica etsem şampiyon. Hani kalem? Kalemle değil dudaklarınla. Boyalı dudaklar yumruktan tehlikelidir şampiyon. Ukalalık sanma. Ben vazifemi yapıyorum. Sağ ol. Lale'ye hoş geldin demeyecek misin? Tebrik ederim şampiyon. Çok özledim seni. Sanki asırlardır görmemişim gibi. O kadar oldu senden ayrı kaldığım. Belki de daha fazla. Maziyi düşündüm. Güneş batarken kopup giderdim benden. O zaman güneş sanki yüreğimin içine batardı. Güneş batarken de, doğarken de yanında olacağım.
Babana gidelim mi? He? Seni babama gelini olduğun zaman götürmek isterim. Evin çok güzel Murat. Seninle güzelleşti şimdi. Bu çiçekler! Senin için kendi elimle seçtim. En sevdiğin şeydi. Çiçek ve yumruk. Her şey yakışıyor sana. Ne yazık ki beni sana yakıştıramıyorlar. Murat! Hemen alınma. Kızdırmak için söyledim. Neden? Kızdığın zaman daha da güzelsin. Tıpkı çocukluğundaki gibi. O zaman gönlümü almak için midye kızartırdın bana. Şimdi de bir hediye hazırladım gönlünü almak için. Bakalım beğenecek misin? Çok pahalı olmalı bu Murat. İlk hediyeni başka türlü düşünmüştüm. Bu kadar pahalı olması şart değildi. Mesela... Evet Lale. Hiç, hiç Murat. Bugünlerde fazla hassasım galiba. Hediyene teşekkür ederim. Teşekkür edemez. Uyandırmaya kıyamadım. Bir melek gibiydin. Beyaz bulutlar üstünde uçuyordun sanki. Çok erken kalktım ben. Şu anda seni düşündüğüme, senin için yaşadığıma inan. Bu sabah bomboş sokaklarda içim sevgi dolu yürürken ilk hediyem için söylediklerini düşündüm. Haklısın yavrum. İçinde benim adım yazılı nişan yüzüğü ilk hediyem olmalıydı sana. Şimdi iki yüzük var cebimde. Ölümsüz beraberliğimizin altın kelepçesi olacak bu yüzükler yavrum. Nişanımızı Necdet'in yeni gazinosunda kutlayacağız. Onların bu mutlu günümüze şahit olmalarını istedim. İstemesem de hakları zaten. Çünkü hayatımızın en güzel yıllarını birlikte yaşadık, yaşayacağız. Beni sıkı tutun çocuklar, sevinçten havalanmak üzereyim. Havalanmayı bırak da Orgun başına geç. Ne yapacak orada? Düğün marşının provasını yapsın. Nişanda düğün marşı çalınmaz, benim mankafa arkadaşım. Ne çalacaksın öyleyse? Bizim şarkımızı! Dur be oğlum! Bırak gelsin hele! Sahi be, nerede kaldı bu it? Belki de vazgeçmiştir, kim bilir? Sus kız! Şakası bile hoş değil. Belki babasını almaya gitmiştir. Yüzükleri Ali Reis takar. Ne kadar sevinecektir koca kurt! Geldiler galiba! İyi akşamlar çocuklar! Sizlere nişanlım Serap Hanım'ı takdim ederim. Murat! Sarhoşsun sen! Mutluluktan sarhoşum. Serap'ı istedim... ...ve geldi. Hiç nazlanmadı Lale Hanım. Bana yapılanları unutmayacak kadar şuurluyum şu anda. Hakaret görmüş, kovulmuş, gururum çiğnenmişti. İşte şahidim de bu. Seni bu halde görmek istemezdim Murat. Yalvarırım daha fazla konuşma. Son sözümü söylemedim daha. Git babana söyle şimdi. Fiyat bitsin kızına. Ücretini ödeyecek kadar param var artık. Hayır. Hayır. Hayır!
için yaptın bunu? Neden yıktın kızı? Ödeştik onunla. Zorlamadım hiç. Tıpış tıpış geldi bana. Öyle mi sanıyorsun? Ben zorladım sana dönmesi için. Bilemezdim bu kadar kalleş olduğunu. İyi vurdun arkadaşım. Hayatımızın en güzel yıllarını toz duman ettin. Tebrik ederim, şampiyon. Sen Necdet, bana hak veriyorsun değil mi? Hadi kutlayalım bu intikam gecemi, şarkımızı çal arkadaşım, hadi! Bizim şarkımızda sen yoksun artık. Bırak da hiç olmazsa o temiz kalsın. Git babana söyle, fiyat bitsin kızına. Fiyat bitsin kızına. Fiyat bitsin. Bunu yapamazsın Cemil. Şu anda ödeme gücüm yok. Mühlet ver bana. Çok geç artık. Geçmiş olsun sevgili ortağım. İflas ettin. Mahvettin beni. Cemil! Cemil! Şimdilik tehlikeyi atlattı. Bundan sonra mutlak surette istirahat etmesi lazım. Açık konuşayım kızım. Kalbi zayıf. İkinci bir krizi atlatamaz. Anlıyorum doktor bey. Devamlı kontrol altında bulundurulacak. Ve hiç çalışmayacak artık. Evet doktor. Çalışmayacak. Küçükken ileride büyük bir gazinocu olursam... orada çalışır mısın derdin. Şimdi bunu istiyorum senden Necdet. Benim gazinom senin demektir Lale. Sükseli bir şarkıcı olacağına eminim. Sükseden çok... ekmek parasına ihtiyacım var Necdet. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız Lale. Sağ olun çocuklar. Siz olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Her zaman senin yanındayız. Murat'ın yaptıklarını... Sus Necdet! Ondan bahsedilmesini istemiyorum. Bir dakika, beni burada bekleyin. Ne veriyoruz onu? Geldik buraya sanki. Baba, kazandık artık. Yumruğumuz ve kuvvetimiz sayesinde her şeyi kazandık. Hadi artık gidiyoruz. Bir şampiyonun babasına layık değil buralar. Hadi. Buralara layık olmayan asıl sensin. İnsan peşine ne ettiği belirsiz yosmaları takarak... babasının evine bu şekilde gelmez. İnsan hayatta her şey olabilir. Çok yükselebilir. Çok zenginleşebilir. Ama hepsinden önemlisi adam olmasını bilmesidir. Benimle böyle konuşma baba. Adam olsaydın düşene vurmazdın. Şimdi koruduklarım vaktiyle bize vurmuşlardı. Sana sarhoş demişlerdi. Paçavra kadar kıymetimiz yoktu nazarlarında. Senin için yaptım her şeyi. Seni yüceltmek için yaptım. Karşılığında hakaret ediyorsun bana, hakaret! Vurmak istiyorsan vur oğlum. Biliyorsun baban kavgadan korkmaz. Peki baba. Ben haksızım. Haksızım ben. Thank you.
antrenman mı? Boş ver. Çalışman lazım oğlum. Ama intihar etmek istiyorsan o başka. Seni yenmek için değil, öldürmek için bekleyen 3 tane rakibim var. Derhal antrenmana gel. Öyle rakiplere böyle antrenman çok bile. Eyvallah. La 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 la. Bu işi başaracaksın Lale. Ay, başardı bile. Onu ta çocukluğundan keşfetmiştim ben zaten. Keramet sende demek. Öyleyse bir kargayı al da bülbül gibi öttür sıkıysa. Ağzını topla. Müzisyenim ben. Hayvan terbiyecisi değil. İkiniz de hala büyümediniz. Kavganın sırası mı şimdi? Yapılacak çok işimiz var daha. Hiçbir işimiz kalmadı. Her şey tamam. Yarın gece bütün İstanbul sokaklarına afişlerin asılacak. Konuşmak istiyorum. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok sizinle. Senin yerinde olsam daha dikkatli konuşurdum. Babanı hapse attıracak kozlarım var Lale. Muhterem pederiniz hasta kalbiyle hapishane köşelerinde ne kadar yaşayabilir acaba? Şarkıcılığı bırakıp benimle evlenmeni istiyorum. Adi bir şantajcısın sen. Sevgim her şeyi yaptırabilir. Şunu bil ki, manasız ısrarın yakınlarına da zarar verecek.
Ne demek istiyorsun? Yakında anlayacaksın ne demek istediğimi. Teklifinizi hiç düşünmeden reddediyorum Cemil Bey. Ben Lale'nin patronu değil, arkadaşıyım. Dilediği kadar çalışabilir burada. Çok yazık. Ona mükemmel bir istikbal hazırlamıştım halbuki. Baba dostuyum kendisinin. Himaye etmek istiyorum. Bana bu fırsatı vermeniz gerek. Eğer işsiz kalırsa benimle evlenecek. Kalmayacak. Bu gazino onun sayılır. Anlaşıldı. Güzellikle olmayacak bu iş. Kurunun yanında yaş da yanacak ne yazık ki. Ne derdin var başında, senin bu genç yaşında? Seneler geçiyor ömür dolmaktan. Değer mi üzülmeye bu kısacık hayatta? Gülüp eğlensen de bu genç yaşında. La 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 la. Kendime faydam olur. Mağlup edildim ben. Sen kendi kendini mağlup ettin. Nasihatin faydası yok Hakkı Baba. Nasihat değil, gerçek bu evlat. İçinde bir pınar var senin. Sevgi, arkadaşlık dolu bir pınar. O pınarı ben kuruttum. Coşturamam da artık. Elveda Hakkı Baba. Vedalaşırken şunu bilmeni isterim evlat. Sen hayatımda gördüğüm en büyük şampiyondun. Ünlü şampiyon unvanıyla birlikte her şeyini kaybetti. Şimdi bir kumarhanede fedailik yapıyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba Lale. Gazeteyi boşuna saklama. Hepsini okudum Kemal. Fazla şımarmıştı. Şımarıklık değil, delilik de yaptıkları. Yarın buluşma günümüz çocuklar. Tam 11. senemiz. Rüzgar gibi geçti seneler. Beni beklemeyin. Gelmeyeceğim. Ben de gitmem. Ben de.
Birbirimize numara yapmayalım çocuklar. Zorlasak da Murat'ı atamayız içimizden. Sır saklanır ama sevgi saklanmaz. Doğru be. Belki gelir dedim içimden. Gelir de yüzünü görürüm hiç olmazsa dedim. Sabahı zor ettim bu gece. Gelirse hiçbir şey söylemem dedim. Şefkate muhtaçtır. Üzmem onu. Bakarım. Ölesiye, doyasıya yüzüne bakarım dedim. Ama gelmedi işte. Gelmedi. Hadi. Çok hisli okudun Lale. Gündüzün tesiri. Buluşma yerimizde çok duygulandım. Kopmadı bizden. Yeminimizi unutmadı. Unutamadığı sensin Lale. Ne yaptıysa sevgisi yüzünden yaptı şimdiye kadar. Seni bekliyorum şampiyon. Neredeyse sabah olacak. Thank you.
tırnaktan ayrılmıyor arkadaşım. Oluyor bazı. Acıyor, kanıyor ama oluyor işte. Seni götürmeye geldim. Ben değilim artık. Lale'nin sana ihtiyacı var. Cemil'le başı dertte. Herif şantaj yapıyor. Elindeki evrakları koz olarak kullanıyor. Babasını kurtarmak için belki de evlenecek o aşağılık herifle. Ne yapmamı istiyorsun? Lale'nin yanında olmanı. Seni seviyor. Ufacık bir işaretini bekliyor koşarak sana gelmek için. Gelmek istediği adam öldü. Böyle bilsin bunu. Yardım etmeyecek misin? Kızın kendini feda etmek istemesine göz mü yumacaksın? Ölülerin gözü zaten yumuk olur. Boşuna yoruldun bana gelmekle. Seni gözümde büyütmüşüm ben. Hayatını zehirlediğin Lale'ye borcunu ödersin sanmıştım. Korkan biriymişsin meğer. Eskiden seninle iftihar ederdim. Şimdi ise utanıyorum. Alo. İyi akşamlar Lale Hanım. Harekete geçmeden önce son bir şans daha veriyorum size. Teklifime evet mi, hayır mı? Polise şikayet edeceğim seni. Şantaj yaptığını söyleyeceğim. Çok ayıp. Ben iyilik yapıyorum size. Avukatım şu anda talimat bekliyor benden. Emir verirsen muhterem pederinizi hapishanede ziyaret edersiniz, sonra da mezarlıkta. Bana evet demezsen kimse kurtaramaz sizi. Senetleri ver köpek! Alo, alo! Ölmek istemiyorsan ver senetleri! Senetleri ver dedim! Murat! Murat! Yeter, yeter vurma! Dur! Nerede senetler? Söyle! Orada, kasada! Bir daha göremeyeceğiz. Ödeşeceğimi bilsem hayatını zehirlediğim insana canımı verirdim. Ama benim hayatımın da kıymeti yok ne yazık ki. Yalnız şunu unutmayın, hayatımın en güzel yıllarını sizinle yaşadım. Allah'a ısmarladık.
Var mı lan? Var mı? Baba ocağına gelip de içeri girmemek var mı? Başım dertte baba. Senin bulaşmanı istemiyorum. Ne var? Ne oldu evladım? Bir adam öldürdüm. Öldürdün mü? Bilmiyorum, sadece dövdüm. Kötü bir adamdı. Lale ile babasını mahvetmek istiyordu. Gazetelerde okudum, ölmüş. Bak, bir çare geldi aklıma. Ben teslim olayım. Herife gıcığım vardı, hesaplaştım diyeyim. Nasıl olsa 3 günlük ömrüm kalmış evladım. Senin 3 günlük ömrün bir cana bedel benim için. Benim ömrümü de sana versin Allah. Sus ulan! Ağlatacaksın beni. Otursana! Karnın açtı. 2 yumurta kırayım hemen. Bak, rakım da var. Hadi. Çıkar şu ceketini. Düğmesini dikeyim. Bir de temizlerim, ha? Vaktim yok. Bu gece Almanya'ya kaçıyorum. Pasaport uydurdum kendime. Hakkını helal et baba. Gidip dönmemek de var. Gelip görmemek de var oğlum. Hakkım helal olsun sana. Yardım edebilmek için bildiklerinizi bana anlatmanız lazım. Bildiğimiz hiçbir şey yok Kemal. Murat'ın katil olabileceğine inanmıyorum ben. Ben de inanmıyorum Lale. Bu işte bir bit yeniği var. Meydana çıkartacağım mutlaka. Ama önce Murat'ı bulup konuşmalıyım. Sana yemin ederiz ki nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Kaçmakla bütün şüpheleri üzerine çekti. Aslında Cemil'in bir sabıkalı olduğunu tespit ettim. O gece Murat'ın eve girdiğini görenler var. Benzetmişlerdir. Murat adam öldürmez. Laf anlatamıyorum size. Maksadım Murat'ı yakalamak değil, kurtarmak. Adli tıp raporunda maktulün sert bir cisimle öldürüldüğü belirtiliyor. İyi ya işte. Murat'ın silah kullanmadığını sen de bilirsin. Aynı raporda bir husus daha var. Maktulün çene kemiği kırılmış. Bir yumrukla kırılmış çocuklar. Sağ yumrukla. Lale! Lale kızım! Sana geldim, konuşmak istiyorum. Gel, gel şöyle. Gel yavrum. Yoksa Kemal mi gönderdi seni? Hayır. Onu bulmak. Yanında olmak istiyorum baba. Baba! Baba dedin bana. Hep beklerdim zaten. Gelinim olacaktım. Bir de torunum. Erkek düşünürdüm hep. Neler öğretecektim ona. İlle de kavga etmesini. Hiçbiri olmadı istediklerinin. Kaderimiz kötü yazılmış. Kader elle tutulabilse... Ellerimle parçalardım kaderi. Sen burada, o orada. Nerede baba? Bilme daha iyi. Sana layık görmüyor kendini. Korkusundan değil, sevgisinden kaçtı kızım. Sen söyleme, sen de onu bulacağım. Sevgimi anlatacağım. Gururunu kırmadan yapacağım. İnan bana. Acıdığın için mi? Öylesine sevdiğim için. Bilirsin sen sevginin acısını. Dayanamıyorum artık. Hiç olmasa sıhhatte olduğunu... ...yaşadığını söyle bana. Sus kız! Olur mu be? Sensiz yaşayabilir mi benim Murat'ım? Giderken seni de içinde götürdü Almanya'ya. Baba! Babacığım!
yemeği birlikte yiyelim mi Murat abi? Murat değilim ben, birine benzettin. Benzettiğim insanı çok severim abi, onunla iftar ederim. Büyük bir şampiyondur Murat var. Ben değilim dedim sana. Kızma hemen! Yad ellerde bin bir dertle yüklüyüz abi, bana güvenebilirsin. Adım Ahmet, ama Congo derler. Benimki de Murat, sütüne bırakıyorum, istersen açıklarsın ismimi. Bilmiyorum ki, çoktan unuttum bile. Sen aramıza yeni gelmiş bir işçisin. Oldu Django. Aramıza hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sağ olun, gösterdiğiniz yakınlık beni mahcup etti. Ne demek abi, sen bizim şeref misafirimizsin. Ben ve arkadaşlarım can veririz, sır vermeyiz evelallah. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Rahatınızı bozmaktan korkarım. Rahatımızı sen değil, İtalyanlar bozuyor. Ha, İtalyanlar mı? Evet abi, yakında boks maçımız var makarnacılarla. Bizim çocuk biraz acemi, antrenmansız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Esaslı bir antrenör olsa duman eder İtalyan'a. Bir senelik maaşımı veririm Allah'ıma, yeter ki antrenör olsun. Geçen gün karakolluk olduk makarnacılarla abi. Bizim boksörü gırgırı aldılar. Kanımıza dokunacak yenilirsek abi. Ne dersin abi, sen anlar mısın boks davasından, antrenörlükten falan? Pek anlamam ama bir denemek isterim, İtoğlu. Ya güzel, güzel. Bunu gözüm tuttu. Bu antrenörde iş var. Merhaba Django. Hoş geldi şef. Hayrola, bir şikayet mi var? Yo, siz sözünüzde durdunuz. Hır çıkartmıyorsunuz artık. Ben bir katil zanlısını arıyorum şimdi. Kimmiş bu şef? Murat Par isminde biri. Başka bir malumat yok mu şef? Yok, şimdilik yok. Yalnız sağ yumruğu çok kuvvetliymiş. Aklında olsun, böyle birine rastlarsam bana hemen haber ver. Hiç merak etme şef, hemen telefonu çakarım. Dur, dur hadi. Hadi, hop! Bak, açık uyarıyorsun. Kim bu canlı? Salih Taner, eski bir boksör bozuntusu. Peki Django, hadi şimdilik eyvallah, iyi günler. Güle güle şef. Tamam. Kim bu herif Django? Komiser Hans, sağ yumruğu kuvvetli birini arıyor abi. İstanbul'a telex çekin. Katil zanlısı Murat Par hakkında tamamlayıcı malumat versinler. Bir de resmini göndersinler. Baş üstüne şak. Gitmem lazım Django. Polis huylandı benden. Polisi uyuttum abi. Bizi bırakma. İtalyanlar iyice azdı. Daha geçenlerde ikisini var izledim. Sporda yenmek de yenilmek de var. Spor meselesi değil, milliyet meselesi oldu bu. Bizi bırakma, ümidimiz azalacak, kalacaksın değil mi abi? Hey çocuklar, müjde! Müjde çocuklar! Söyle bakalım. Memleketten bir konser heyeti geliyor, evet. İçlerinde meşhur sanatkar Lale Caner de var. Bak! Cevap vermedin abi, gidecek misin yoksa? Gideceğim Django. Geldim sevgilim, hiç dönmemecesine. Yorgunum, kollarında dinlenmek istiyorum. Bırakma beni artık, hiç ayrılma yanımdan. Çektiğim yetmez mi söyle? Sus yavrum, böyle konuşma. Kötü kaderime seni ortak etmek istemiyorum. Razıyım her şeye, birlikte doğmuş gibiyiz sanki. Ölürsek birlikte ölelim.
gece için hazırladım her şeyi. Bizi huduttan çıkaracak biriyle anlaştım. Gittiğimiz yerde yeni bir dünya kuracağız. Sonu meçhul bir yolculuk bizimki. Ümitsiz değil ama, Kemal tahkikatı yürütüyor. Hiç belli olmaz. Karanlık dünyamıza bir güneş doğar bakarsın. Benim güneşim sensin. Ne oldu Murat? Alman polisi. Sizi arıyordum abi. Bizim boksör hastalandı. Apandisit. Perişan oldum. Maç neredeyse başlayacak. Kımıldama. Ne olur bir iğne yap doktor. Kaçtı diyeceklerine ringde ölmeye razıyım. Bu çocuk dövüşemez. Derhal ameliyat olması lazım. Doğrusu bu. Yapılacak hiçbir şey yok. Gidebiliriz artık Murat. Dur abla. Gitmeyin. Bizi bu durumda bırakmayın. Ben ne yapabilirim ki Django? Dövüşebilirsin abi. Hayır. İmkansız bu. Maçı tehir ettirin. Doktor raporu durumu açıklayacak. Nezil olduktan sonra faydasız abi. Kurban olayım abi. Çık şu maça. Yalvarıyoruz sana. Anlayış gösterin Django. Biraz sonra hareket etmemiz lazım. Polis peşimde, unuttun mu? Sağ yumruğu kuvvetli birini arıyordu. Bize olsun abi. Boş ver. Sen yoluna git. Hayır Django. Gitmiyorum, kalacağım. Kalamazsın Murat. Söz vermiştin bana. Kaçacaktık. Gittiğimiz yerde yeni bir dünya kuracaktık. Affet beni yavrum. Bilirsin Ali Reis'in oğlu dövüşten kaçmaz. Kalleş bir erkeği sen demezsin. Eldivenlerimi verin. Türk polisinden bir telex aldık. Vazifeli dedektif buraya hareket etmiş. İşte buna memnun oldum. Türk meslektaşım gelince aradığı adamı kendisine teslim edeceğimi zannediyorum. Alman polisi sağ yumruğu öldürücü bir katil zanlısını arıyor. Sağ yumruğu, sağ yumruğu. Kaideleri biliyorsunuz. Sağ koluna felç mi geldi yoksa? Anlamadım ki. Bu gidişle İtalyan öldürür bizimkini. Geldin. Hayır, kurtarmaya.
katil bulundu Lale. Bir! Kurtar onu Kemal! İki! Üç! Hadi kurtar! Dört! Beş! Sağını kullan eşşoğlu eşek! Sağını! Sağınla vur! Sağınla! Suçsuz olduğun anlaşıldı! Sekiz!